Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, AYT Matematik 2023 kampında ikinci dereceden denklemler ve karmaşık sayıların small testinin çözümlerini yapacağız. İşte bu videoda. Arkadaşlarım, kamp kitabımızda hemen sana sayfa numaralarını hatırlatalım. 28 ve 29. sayfalarda bulunan testi çözeceğiz arkadaşlarım bu videoda. Evet, kamp kitabımız şu şekilde. Biliyorsunuz ki açıklamalar kısmında da sevgili arkadaşlarım satış linki mevcut. Buradan kitabı satın alabilirsin. Veyahut indirme pdf'i de indirme linki, pdf indirme linki de mevcut arkadaşlar. Buradan da pdf'inizi indirebilirsiniz. Evet gençler, hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim testimizin çözümüne. Evet, şimdi sorularımızı yaklaştıralım arkadaşlarım ve yaklaştırdıktan sonra da ilk soruya başlayalım. Bu testte tam 16 tane soru var ve tam anlamıyla konuyu sana pekiştirecek bir test. Tamam, şimdi a artı 3 x küp artı a artı b x kare eksi x artı 8 eşit 0. Bu eşitlik ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem belirtiyormuş. B hangisi olamaz diye sorulmuş. Öncelikle ikinci dereceden belirtiyor ya. Madem ikinci dereceden, buradaki x küpün işi ne? O halde bu x küpü yok etmek lazım. Nasıl yok edeceksin? Kat sayısını 0 yapacaksın. Yani arkadaşım, a artı 3 0 olmalı. O halde a kaçtır? Tabii ki eksi 3'tür. Şimdi bu cepte a'nın eksi 3 olduğunu adımız kadar iyi biliyoruz. Şimdi a eksi 3 ise, bak şurası ne oldu artık? B eksi 3 oldu. Çünkü a eksi 3'tü. Pekala, madem ikinci dereceden denklem, buradaki x karenin elimizde durması lazım. Avucumuzu alacağız, onu hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Peki madem öyle, b eksi 3 sıfır olmamalı diyoruz. B eksi 3 sıfır değilse, b arkadaşlarım, eksi 3'ü karşıya atarsanız 3 değildir. B hangisi olamaz diye sorulmuştu. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktı. Evet, ikinci sorumuza geçtik. 2x kare artı 6x artı m eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1 eksi x2 eşittir 9 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle x1 veya x2'den bir tanesini bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 2x1 eksi x2'nin biz 9 olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra kökler toplamı olan x1 artı x2 elde edilebilir. Eksi b bölü a formülüyle. Ki burada b'miz 6, a'mız 2 olduğu için eksi 6 bölü 2'den eksi 3'tür arkadaşlar. X1 artı x2. Onu getireceğim, şurada yerine yazacağım. Bak, x1 artı x2 eşittir eksi 3 ise, bunları taraf tarafa toplarsanız eğer arkadaşlarım, eksi x2 ve artı x2 birbirini götürür. 3 tane x1 gelir bunların toplamı. 9 eksi 3 daha 6 yapar. Demek ki x1 kaçmış? 2'nin ta kendisi. Madem x1 2, getir şurada yerine yaz. Bak, bu 2 ise bu eksi 5'in ta kendisidir. Şimdi bize m kaçtır diye soruluyor. Kökler çarpımı olan x1 çarpı x2'yi biliyorsunuz c bölü a'ydı. Peki bunun c'si ne? M. A'sı ne? 2. M bölü 2. X1 2 idi, bu da eksi 5'ti. Çarpımları ne yapar? Eksi 10 yapar. O halde arkadaşlarım, içler dışlar çarpımı yaparsanız m kaç gelir? Tabii ki eksi 20 gelir. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevabımız a seçeneği olacakmış dedik sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum 3. soruyla. 3x kare artı a artı 2x artı a eksi 9 eşit 0 denkleminin köklerinden biri eksi 2 olduğuna göre a kaçtır? Denklemin köklerinden bir tanesi eksi 2 ise arkadaşlar, o halde ne dememiz gerekiyor? Bu denklem, bu kök bu denklemi sağlamak zorunda. O halde arkadaşlarım, bu eksi 2'yi götüreceğiz, denklemde yerine yazacağız. Yani x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4 yapar, 3 kere 4 12 gelir. Daha sonrasında bak, şurası eksi 2 ya, içeri dağıtıyorsun, eksi 2 a eksi 4 gelir. Bak şurası a eksi 9 olacak, direkt onu da aynı şekilde yazacaksın, a eksi 9. Bunun denklemi sağladığına göre eşittir 0'ı da sağlayacak tabii ki. Şimdi bakın, eksi 2 a artı a da eksi a yapar. O eksi a'yı, şu ikisinin toplamından gelen eksi a'yı karşıya gönderdim. Burası a oldu artık. 12, 4 çıkardım 8, 9 çıkardım eksi 1 yaptı. O halde a kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'in ta kendisiymiş. Bize a soruluyordu. Doğru cevap b seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 4 ile. A artı 1 çarpı x kare eksi 4x artı 3 eşit 0 denkleminin gerçel kökü yoktur demiş.
kök yoksa, reel kök yoksa ne oluyordu? Delta sıfırdan küçük oluyordu. O halde deltamız neydi? B kare eksi 4ac. İşte bunun sıfırdan küçük olması gerekiyormuş. B kaç burada? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A'mız arkadaşlarım burada A artı 1. Ve son olarak C'miz de 3 arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. 16 eksi 4'ü içeri dağıtın. Hatta 3 ile beraber. 3 kere eksi 4 kaç yapar? Eksi 12 yapar. Eksi 12'yi biz burada içeri dağıtalım. Tamam mı? Küçüktür 0 diye. 16 eksi 12 A eksi 12 sıfırdan küçük dedik. Şimdi 16'dan 12 çıktı, kaç kaldı? 4. Eksi 12 A'yı karşıya atarsanız küçüktür 12 A yaptı burası. Her iki tarafı 4'e bölerseniz 1 küçüktür 3 A yapar. A, bakın 3 A 1'den büyükse A büyüktür 1 bölü 3 diyebiliriz artık. A 1 bölü 3'ten büyükse bu A sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 1 bölü 3'ten büyük en küçük tam sayı kaç arkadaşlarım? Tabii ki 1. O halde dördüncü sorumuzun cevabı da B seçeneği olacaktı. Devam ediyorum beşinci sorumla. Kök eksi 1 sayısı i'ye eşit olmak üzere, yani sanal sayı birimini vermiş bize. Z1 eşittir 3 artı 2i ve Z2 eşittir eksi 2 artı i karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre 3 tane ifade var, hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle Z1'i şöyle gösterelim. Z2'yi de şöyle gösterelim. Bakın Z1'in reel kısmı burası, Z2'nin reel kısmı burası, Z1'in imajiner kısmı 2, Z2'nin imajiner kısmı 1. Z1'in imajiner kısmı yani 2 ile Z2'nin imajiner kısmı yani 1'in toplamı 3'tür demiş. Vallahi doğru. Z2'nin reel kısmı eksi 2. İşte bununla Z1'in reel kısmını yani 3'ü çarparsak demiş, 6 yapar demiş. Eksi 2 kere 3 eksi 6 yapacaktı. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. 2 olanları silebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü öncülde de Z1'in imajinerini yani 2'yi Z2'nin imajinerine yani 1'e böldüğünüz takdirde 2'yi bulursunuz demiş ki biz de bulduk zaten. O halde bu da doğru. Doğru cevabımız ne olacakmış? 5. sorumuzun C seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 6. soruyla. Bir öğrenci x kare artı 2x eksi 6 eşit 0 denklemini tam kareye tamamlama yöntemini kullanarak aşağıda verilen 5 adımda çözmüştür. Öğrenci denklemi eksik yaptığına göre ilk hangi adımda hata yapmıştır diye sorulmuş. Bakalım. X kare eksi 2x, bak burada ne? Şu denklemi çözüyoruz değil mi? X kare artı 2x eksi 6. Bunun tam kare olabilmesi için ne gerekiyor? X kare artı 2x artı 1 olsa çok güzel olurdu. Ama yok. Burada eksi 6 olabilmesi için arkadaşlarım ne yapacağız? Hatta ve hatta eksi 6 burada kalmış, bakın. Vatandaş her iki tarafa 1 eklemiş aslına bakarsanız. Tamam, doğru. Birinci adımda bir sıkıntı yok. Devam ikinci adımla. X kare eksi 2x artı 1 şu eksi 6'yı karşı atarak 7'ye eşitlemiş. Burada da bir sıkıntı yok. Sol taraf x eksi 1'in karesidir demiş ve 7'ye eşittir demiş. Burada da bir sıkıntı yok. Her iki tarafın kare kökünü almış. X eksi 1 eşittir kök 7 demiş. Daha sonrasında da şu eksi 1'i karşıya atıp x eşittir kök 7 artı 1 demiş. Evet, bir eksiklik var burada. Ama bu eksiklik nereden kaynaklanıyor? Dördüncü adımdan kaynaklanıyor. Peki sebep? Dördüncü adımda sevgili arkadaşlarım 3'ten 4'e geçerken her iki tarafın kare kökünü alıyorsunuz ya. Her iki tarafın kare kökünü aldığınız takdirde sol taraf mutlak değer içerisinde dışarı çıkar. Çünkü negatif mi içerisi pozitif mi biz bunu bilmiyoruz. Yani x eksi 1'in negatif mi pozitif mi olduğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bundan kaynaklı arkadaşlar ne yapmamız gerekiyormuş? Bunu mutlak değer dışına mutlak değer içinde çıkaracağız ve eşittir kök 7 diyeceğiz. Peki neden eksik bulmuş? Çünkü x eksi 1'in mutlak değeri kök 7 ise x eksi 1 ya kök 7'dir ya da x eksi 1 eşittir eksi kök 7'dir. Köklerimizden bir tanesi aynı çocuğun bulduğu gibi kök 7 artı 1, diğeri de eksi kök 7 artı 1 olacaktı arkadaşlarım. Biz artık gerisiyle işimiz yok. Ben sadece size biraz daha bilgi göstermek için bunları anlattım. Dördüncü adım hatalıdır arkadaşlarım. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktı diyebiliriz altıncı sorumuz için. Ve geçtim 7'ye. Kısa kenarı uzun kenarından 6 santim daha kısa olan bir dikdörtgenin alanı 27 santimetre kare. Şimdi bir tane dikdörtgenimiz varmış. Ve bu dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarından 6 santim kısa. Yani ben buraya x dersem arkadaşlar uzun kenarına, kısa kenarımız bizim x eksi 6 olacakmış. Ve diyor ki bunun alanı 27 santimetre kare. Bunun alanını ben nasıl buluyorum? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak elde ediyorum. O halde arkadaşlar x ile x eksi 6'nın çarpımı demek ki neymiş? 27'nin ta kendisi.
Bu dikdörtgenin çevresi sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım x'i elde edebilir miyiz bir bakalım. İçeri dağıtıyorum. X kare eksi 6x. 27'yi de bu tarafa atalım. Eksi 27 eşittir 0'ı çaktık buraya. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 9'a artı 3 şeklinde ayıracak olursam iki tane x değeri bulurum. Bir eksi 3, ikincisi 9. Şimdi arkadaşlarım burada x'in eksi 3 olma gibi bir lüksü yok. Neden? Çünkü x uzunluk arkadaşlar. Burası eksi 3 olursa, hatta burası da eksi 9 olur. Böyle bir şeye imkan yok. Hiçbir uzunluk ölçüp de eksi 9 santimetre buldunuz mu? Bulamazsınız. O halde arkadaşlar x 9'muş diyebiliriz. 9 hiçbir sıkıntı yaratmıyor bakın. Uzun kenar 9, kısa kenar 3 oluyor. Bize bu dikdörtgenin çevresi sorulmuş. Burası 3, burası 9 oluyorsa 9 burası 9, burası 18. 3 burası 3, burası 6. Toplarsanız bu dikdörtgenin çevresi 24 santimetre gelir. Cevabımız da D seçeneği olur. Ve arkadaşlar farkındaysanız 28. sayfamızda bitirdik. Artık geçiyoruz nereye? 29. sayfaya. 8. soru. 4x kare eksi 6x artı 8 eşit 0 denkleminin kökdeğer kökler toplamı t ve kökler çarpımı ç'dir. Buna göre kökler toplamıyla kökler çarpımının toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Pekala. Şimdi kökler toplamını hemen bulalım t'yi. Burada yani hani şey gibi düşünün. Nedir onun ismi? Kelime oyunu ya. Yoksa soru çok basit. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b'miz burada ne arkadaşlarım? 6. A'mız 4. Artı kökler çarpımımız ç'de 8 bölü 4'tür. İkisinin toplamı sorulmuş. 6 ile 8'in toplamı 14 bölü 4 yapar. Her ikisini 2 ile sadeleştirirseniz 7 bölü 2 karşımıza cevap olarak çıkar. Doğru cevabımız da C seçeneği olur sevgili gençler. Ve 9. sorumuza geçtik. 9. sorumuzda köklerinden bir tanesini vermiş bize 1 eksi kök 3 diye. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemlemiş. Rasyonel katsayılı olduğu takdirde köklerinden bir tanesi eğer rasyonel değilse diğer kök o kökün eşleniğidir demiştik konu anlatımında. O halde arkadaşlarım köklerimizden bir tanesini 1 eksi kök 3 olarak vermiş ya bize. Diğer kökümüz 1 artı kök 3 olmak zorunda. Peki bunların toplamından kökler toplamını bulurum. Bunları toplarsanız 2 gelir. Peki bunların çarpımından da kökler çarpımını bulabilir miyim? Peki tabii bulurum. Bunu da nasıl bulacağız arkadaşlarım? 2 kare farkıyla çarpılır bunlar. 1 eksi kök 3 ile 1 artı kök 3'ü çarparsanız 1'in karesi eksi kök 3'ün karesinden, yani 1 eksi 3'ten eksi 2 gelir. Kökler toplamımız 2 ve kökler çarpımımız eksi 2 ise ben bir denklemi nasıl yazıyordum? X kare eksi tx artı ç eşittir 0 biçiminde yazıyordum. O halde t'yi de ç'yi de biliyoruz. X kare t'miz 2 de bakın eksi 2x, ç de eksi 2 idi, eksi 2 eşittir 0 diyeceğiz. Yani buradan cevabımız sevgili arkadaşlarım A seçeneği olacaktı diyebiliriz. 10. sorumuza doğru yollandık bakalım. X kare eksi 4x artı 5 neye eşitmiş? 0'a. Ve bu denklemin köklerinden bir tanesi kaçmış? X1. Buna göre x1'in karesi eksi 4x1 artı 13 ifadesinin değeri soruluyor. Madem x1 benim köküm, o halde bu denklemi sağlamak zorunda. X1'i götürüp yerine yazacaksın yani. Yazalım hadi. X1'in karesi eksi 4 tane x1 artı 5 eşittir 0'ı dedim ben buraya. Şimdi dikkat et. X1'in karesi eksi 4x1'i ben az önce bir ifadenin içinde daha okudum. Nerede? X1'in karesi eksi 4x1. Çok güzel. O halde ben bunu istiyorsam 5'i karşıya atarım ve derim ki x1'in karesi eksi 4 tane x1 eşittir eksi 5'tir yazarım. Tamam mı? Madem burası eksi 5'e eşit, 13 daha ekle. Bunun sonucu kaç olur diye sormuş. Eksi 5'e 13 eklerseniz sonuç 8 olur. Doğru cevap da D seçeneğinde verilmiştir dersiniz. 11. soru. Sanal sayı birimi i olmak üzere z karmaşık sayısını bize vermiş. Demiş ki kök eksi 1 ve burası i idi. Kök eksi 25 ve burası da 5 iydi. Kök eksi 36 ve burası da 6 iydi. Artı kök 16. Kök 16 4 zaten. O bildiğimiz kök 16. Peki çarpalım hadi bunları. I ile 5i'yi çarptım, 5i kare geldi. 6i'yi de çarparsak 32 küp gelir. Artı bir de 4'ümüz var. 2 küp neydi arkadaşlarım? Eksi i miydi? Yani şöyle diyebilir miyim? 4 bu karmaşık sayının reel kısmıdır. 2 küp eksi i olduğu için eksi 30 i de bunun imajiner kısmının i'li halidir. Bu da neye eşitmiş? Z'ye eşitmiş. Tamam, şimdi bana demiş ki bu sayının reel kısmını 2 ile çarp. Reel kısmı 4'tü. 2 ile çarptığımız 8 ve bunun üzerine imajiner z'yi ekle demiş. İmajiner z'miz de bizim eksi 30'du. Ben bunun üzerine eksi 30'u eklersem doğru cevap karşıma çıkacaktır.
Eksi 30 artı 8 daha eksi 22 yapar. Doğru cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım, bu sayfanın da sol sütununu bitirdik. Geçtik sağ sütunun en başına. 12. soru. 1, 2, 3, 4, 5 tane sorumuz var. X artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı x artı 3 eşit. Bu denklemin kökler toplamı sorulmuş bize. Şimdi bakın burada şöyle yapacağız. Sol tarafta görüyorsunuz ki x artı 3 çarpı x eksi 1'imiz var zaten. Şu x artı 3 ifadesinde sol tarafa bunların yanına atacağım. Yani şu şekilde geçecek, bu da eşittir 0 dedik. Daha sonrasında görüldüğü üzere x artı 3 ve x artı 3'ler ortak. Madem bunlar ortak, ben bunları ortak çarpan parantezini alırım kardeşim. Bunu aldık. Şurada ne kaldı? X eksi 1 kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 1. Eşittir 0'ı çaktım ben buraya. O halde x artı 3 çarpı x, bakın x eksi 1 eksi 1 ne yapar? Eksi 2 yapar. Eşittir 0 dediniz. Sonrasında da x artı 3 0'dır ya da x eksi 2 0'dır mantığıyla hareket ederek x artı 3 0'sa x eşittir eksi 3'tür. X eksi 2 0'sa x eşittir 2'dir diyorsunuz. Köklerin toplamı sorulmuştu. Eksi 3 ile 2'nin toplarsanız sevgili arkadaşlarım eksi 1 yapar ve 12. sorumuzun cevabı ortaya çıkar. Cevap C idi. Şimdi 12. soruyu farklı bir şekilde çözebilir miyiz? Pek tabii çözeriz. Daha pratik yöntemleri olamaz mı? Belki daha pratiktir ama yine de biz çözelim. Şöyle arkadaşlarım, şunu içeri dağıtın bakalım. X kare artı 2x eksi 3 eşittir x artı 3 dediniz mi? Dediniz. Şunları aldınız, şu tarafa fırlatın. X kare. Bakın 2x eksi x diye geçti bu tarafa. Artı x geldi. Eksi 6 oldu. Eşittir 0 mı? Evet. Peki böyle bir denklem varsa artık elimizde. Bunun kökler toplamı sorulmuş. Kökler toplamı eksi b bölü a ile bulunabiliyordu. O halde eksi 1 bölü 1'den doğru cevabımız eksi 1 olacaktı diyebiliriz. Birinde kökleri bularak kökler toplamını bulduk. Ötekinde kökleri bulmadan kökler toplamını bulduk. Hangisi sınav esnasında aklına geliyorsa, tabi inşallah kısa olanı gelir. Sen de bir an önce kurtulursun sorudan. Ve doğru bir net çıkarırsın yani. Hani 20 saniyede de net çıkarabilirsin. Ama bir dakikada da net çıkarabilirsin. Hangisi daha kıymetli? Bence birisi 3 kat daha kıymetli. 13. soru. 13. soruda x kare eksi 6 x eksi 12 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir demiş. Buna göre x1'in karesi eksi 8 x1 eksi 2 x 2 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bakın. X1 bu denklemin kökü ise götürelim x gördüğümüz yere yazalım. Bunu ikinci dereceden denklemler konu anlatımında da vardı arkadaşlarım, buna benzer bir örnek. Onu anladıysan bunu highlight'i çözmüşsündür zaten, tokatlamışsındır. X1'i götür yerine yaz. X1'in karesi eksi 6 x1 eksi 12 eşittir 0'ı bulduk. Şimdi burada x1 kare eksi 6 x1'i yalnız bırakıyorum. X1 kare eksi 6 x1 eksi 12'yi karşıya atarsanız eşittir 12 gelir burası. Daha sonrasında da bize sorulan kısımda biraz oynamamız lazım. Haşır neşir olmamız lazım orayla. Hadi oynayalım. Şimdi bakın x1'in karesi eksi 8 x1 yazıyor ya. Bak iyi dinle orayı. Eksi 6 x1 yazdım. Eksi 2 x1 daha yazdım ki haksızlığa uğramasın. Eksi 2 tane x2 dedim. Şu kısım neymiş arkadaşlarım? Orayı bulduk biz. 12'ymiş. Daha sonrasında eksi 2 parantezin alırsanız burayı da x1 artı x2'nin ta kendisi gelecektir. Peki bu x1 artı x2 sana nereden tanıdık geliyor? Kökler toplamıydı değil mi burası? Madem kökler toplamı, o zaman kökler toplamını şuradan bulalım. Eksi b bölü a'dan eksi eksi 6 bölü 1 6 yapar. Yani burası 6'ymış. Bakın 12 eksi 2 kere 6 kaç yapar? Eksi 12 yapar. 12 eksi 12 kaç gelir? 0. Cevabımız buymuş arkadaşım. Cevabımız C seçeneği olacakmış 13. sorumuz. Ve geçtiğim 14'e. İ sanal sayı birimi olmak üzere İ üzeri 4'ten başla İ üzeri 10'a kadar bunları bir güzel topla demiş. Bu toplamın değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım, eğer ki İ üzeri 1'den başlamış olsaydık, İ kare İ küp diye başlamış olsaydık, 1'den 100'e kadar 100 tane sayı var ve ben karmaşık sayıların sonlarına yakın size bir not vermiştim. Demiştim ki bu İ'nin kuvvetlerinden üstlerinin ardışık 4 tanesini toplarsanız sonuç hep 0 olur. 8 tanesini toplayın gene 0 olur. 4'ün katı kadar olan i'nin kuvvetlerini topladığınız takdirde ardışık olanları cevap hep 0'dır. Şimdi i üzeri 1'den başlamış olsaydık bunun cevabı 0 olacaktı. Biz şunların olmadığını biliyoruz. Madem öyle, 0'dan bunların toplamını çıkaralım biz. Yani i artı i kare neydi? Eksi 1. Artı i küp neydi? Eksi i. İşte bunları çıkaracağız. Peki i ile eksi i'nin toplamı ne? 0 zaten.
O zaman ben sıfırdan eksi 1'i çıkarmam gerekiyormuş. Eksi eksi 1 kaç yapar? Artı 1 yapar. O halde cevabımız ne olur? 1 olur sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap 14. sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet, 15. sorumuz için çözmeye başlayalım bakalım. Son artık 2 sorumuz var. Sondan ikinci soru, 15. soru. X kare eşittir 4x denkleminin köklerinden birisi m, x kare eşittir 25 denkleminin köklerinden birisi n olduğuna göre m artı n toplamı hangisi olamaz? Bir kere x kare eşittir 4x demiş ya, bunu bu tarafa atalım bir. X kare eksi 4x eşittir 0 olsun. X parantezinde x eksi 4 eşit 0 diyelim. O halde x ya 0'dır ya da 4'tür diyeceğiz. Bunlar 1, 2. X kare 25 ise x ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Şimdi bakın. Birinci denklemin kökleri 0 veya 4. İkinci denklemin kökleri 5 veya eksi 5 arkadaşlarım. Şimdi m artı n. Bunlardan birisi m, bunlardan birisi de n ise m artı n toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş. Bakın tek tek toplayacağız. 0 ile 5'i toplarsanız eğer, yani m buysa n buysa, ikisini toplarsanız 5 olabilir. 5 gitti. 0 ile eksi 5'i toplarsanız doğru cevap eksi 5 de olabilir. Eksi 5 de gitti. Peki 4 ile 5'i toplarsanız cevap 9 da olabilir. 9 da var şıklarda. Peki 4 ile eksi 5'i toplarsanız doğru cevap eksi 1 de olabilirdi. Eksi 1 de var şıklarda. O halde cevabımız ne olamazmış arkadaşlarım? Denizli seçeneği olamazmış. Pekala. 16. ve son soru. M pozitif bir gerçel sayı olmak üzere 2x kare artı 2 mx eksi 1 eşit 0 denkleminin kökleri farkı 3 olduğuna göre m kaçtır? Kökler farkının mutlak değeri diye bir formül vermiştim, hatırlıyor musunuz? Hani neydi? Kök delta bölü mutlak değer a'ydı. Öncelikle delta'yı bulacağız o zaman. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Peki burada b kaç? 2m. 2m'nin karesi 4m kare eksi 4 çarpı a'sı 1, pardon 2, c'si de eksi 1. Ve kökler farkının mutlak, kökler farkının bulabilmek için, mutlak değeri bulmak için delta'nın karekökünü alıyorsunuz. Ve bunu neye bölüyorsunuz arkadaşlarım? Mutlak değer a'ya, yani 2'nin mutlak değeri olan 2'ye. Eşittir ne oluyor? Bu da 3. 2 kere 3 kaç yapar? Hop hop 6 mı yapar? Yaptı valla. Güzel. Şimdi bu köklü ifadenin sonucu 6 ise içerisi kaçtır arkadaşlar? Söyleyin. İçerisi 36'dır. Madem öyle 4m kare. Şurayı bir çarpalım mı sizde? Eksi 4 kere 2 eksi 8 yapar. Eksi 8 ile eksi 1'i çarpın 8 yapar. Artı 8 36'ya, 36'ın ta kendisiymiş. O zaman 4m kare eşittir 8'i karşıya atarsanız ne gelir? 28 gelir. Her iki tarafı 4'e bölün, m kare eşittir 7 olur. Peki m kaçtır arkadaşlarım? Ya kök 7'dir ya da eksi kök 7'dir. Bana ne demiş soru? M pozitiftir demiş. O zaman eksi kök 7'ye bay bay diyeceğiz. M kaçmış arkadaşlar? Kök 7'nin ta kendisiymiş. Evet. Şöyle size gül cemalimizi büyükçe gösterelim. Aynen. Şimdi arkadaşlar small testi çözdük. Artık konuyu hızlı bir şekilde tekrar etmiş gibi oldun aslında bakarsan. Nereye geçeceğiz? Medium testte. Orada biraz ustalaşacağız arkadaşlarım. Medium testte ustalaştıktan sonra da böyle alnımızın terini temizleye large testi çözeceğiz sizle beraber. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derse katıldığınız için çok sağ olun. Yapamadığınız soruları öğrettiysem ne mutlu bana. Ve sevgili arkadaşlarım, sonraki videoda medium testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.